Herkese yeni bir bölümden daha merhaba. Bir eski kariyerimizde 3. sezondayız. Doğru düzgün devam ediyoruz. 3. sezonun 2. bölümü. Maaş harcamaları sırasında. Bakalım kaçıncı sıradaymışız? 19'a çıkmışız. Sonuncuyduk geçen sezon. Neredeyse 23 milyon maaş bütçemiz var. Evet, Çinben bir artık aramızdan ayrılıyor. Güzel bir pazarlık yapıp göndermeye çalışacağız. Teklif geldi. Kendisi de gitmek istemişti. 3 taksitle 1,3 milyon gelecek. Belirli bir maça çıkınca 650 bin alacağız ve 1,8 nakitte geliyor. Ve Çin Pembe de kabul etti. Takımdan ayrılmak istiyor. Antwerp Belçika Ligi'ne gidiyor. Kasamıza da biraz nakit para koyduk. Kaleci Windahl bireysel antrenmanını kuvvetlendiriyoruz. Milli aradayız şu anda. 4 gün kaldı maça. Hatta 2 gün kaldı. Torino ile oynayacağız. Kendi sahamızda. Sonra Inter deplasmanına gidip Juventus'ta da içeride oynayacağız. 3 tane güzel maç bizi bekliyor. Şimdi hazırlıklarımızı yapıp daha sonra maça geçelim. Şu anda 6 puanla 7. sıradayız. 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldık. Roma'ya yenilmiştik deplasmanda. Şimdi evimizde Torino ile oynuyoruz. Ev sahibi olarak biz bugün başlamadık. Konuk ekip başladı. Torino da 4-4-2 oynuyor. Ligin dişli takımlarından. Ve gol atıyor Ivan Iliç. Gol atıyor hakem. Olay yerine geldi. Oyunu bakalım ne şekilde başlatacak. Golü verecek mi yoksa? Evet, iptal edildi. 3. dakikada gol yedik. İptal oldu gol. Şimdi çıkmaya çalışıyoruz. Kasparov. Zadas. Danilo'ya attı. Sağ taraftan içeriye doğru girdik. Hop. Tekrar Danilo. Bir şut şansı. Savunmadan döndü. Güzel bir fırsatı harcadık. Araya girdik tekrardan. Bir kontratak. Rossi. Çizgiye kadar indi. İçeriye çevirdi. Bu sefer rakip savunmacılar Towns'u kesti. Hızlı bir maç oluyor. Top bir o kalede, bir bu kalede. Bilic şimdi korneri kullandı. Bir karambol oluyor orada. Bir korner daha.
O karambolde topu çıkartmayı başardık oradan. Tekrar kullandılar. Kalecimiz de kalıyor bu sefer. Hızlı bir şekilde oyunu başlattı. 11. dakika. Korneri biz kullanıyoruz bu sefer. Helgason kullandı. Ön direkte savunma karşıladı. Vindal şut şansı dışarı gitti. Tehlikeli bir şut. Torino korneri kullandı. Ön direğe doğru kafayı vurdular ancak dışarı. Penaltı noktasında geriye doğru çıkarttılar. Şut şansı dışarı gitti. Bir korner daha kullanacak. Torino bu dakikalarda biraz daha üstün. Yine uzaklaştırmayı başardık. Fares baskı yapıyor şimdi. Sağ kanada doğru aldılar topu. Abelgard kesti topu. Kalecimizden bir kurtarış daha. Bir korner daha kullanacak Torino. Ön direkte yine karşıladık. Zadas uzaklaştırdı. Sağ taraftan oyun kurmaya çalışıyor derken şut geldi, dışarı gidiyor. Out. Şimdi Zadas, top bizde kaldı. Kale vuruşundan sonra Kasparov kaleciyle karşı karşıya, çok güzel bir pozisyon ancak gol olmuyor. Kornere çıktı, net bir pozisyon harcadık. Zadas şimdi topun gerisinde, korneri kullandı. Uzaklaştırdılar. Tekrar araya girdik. Helgason şut. Dışarı gitti. Geriden oyun kurmaya çalışıyoruz. Şimdi Fares. Zadas'a çok güzel bir pas. İçeriye girdi. Dışarı çıktı top. Out'a gitti. Güzel bir fırsat daha. Kaçıyor. Kasparov. Şimdi Rossi Fares'e attı. Sol taraftan geliyoruz. Geriye çıkarttı tekrardan. Abigart'a geldi. Kaptırmadık topu orada. Bir şut şansı dışarı. Korner. Helgason iyi şut çeken oyuncumuz. Kullanıyor korneri. Ön direkte karşıladı savunma. Torino'yla başa baş mücadele edebiliyoruz. Kullandık. Tehlikeli bir pozisyon. Şut ve gol. Gennaro Rossi. İlk yarının uzatma anlarında Rossi kornerden dönen topu gole çevirdi. Çok çok güzel bir şekilde devreyi kapattık önde. Konuşmamızı da yapalım. Rehavete gerek yok. Radas topu orada. Bu oyuncuya aktaramadı. Tehlikeli bir atak olabilirdi.
Tayı atıyorlar. Şimdi gitti. Tehlikeli geldiler. Zardas bir araba saptanacak. Savunma girdi araya. Kanattan geliyor şimdi. Torino ortayı açtı. Arka direk. Ortalık karıştı orada. Dışarı gidiyor. Tehlikeli geldiler bu sefer. Savuşturduk bu hatada. Şimdi top Fares'te kaldı. Ortayı açtı. Kasparov dışarı kalecinin üstüne. Müsait pozisyondaydı aslında. Kafa toplarında iyi. Gole çevirebilir de. Korneri kullanacağız. Direğe doğru ve gol. Antonios Papadopoulos. Hakem oraya doğru gitti. Umarım golü iptal etmez. Şimdi gol inceleniyor Varda. Ve gol iptal edildi. Gol iptal edildi. Kornerden ofsayta kalmayı nasıl başardık orada? Gerçekten çok ilginç. Golümüz sayılmadı. 2-0 olsa rahatlayacaktık. Fares sarı kartı var umarım, evet veriyor, kırmızı kart, direkt kırmızı kart hatta. Şimdi biraz taktikle oynayacağız. Savunmada iki oyuncunun daha sarı kartı var. Papetti'yi çıkartacağız büyük ihtimalle. Sol beki Ricci, dörtlü savunmaya geçeceğiz. Fazla da ileriye çıkartmayacağız onu. Kasparov'un yerine de biraz daha hızlı bir santrofor. Aldık. Bu umarım maçı kaybetmemize sebep olmaz. Zadas da bugün bayağı etkisiz. Holzer'le değiştirelim. Maçın bitmesine de daha çok var. Orta kullanıyor kalecimiz. Oyuna da kaldı. Ortayı açtılar. Dışarıya doğru açıldı. Sol kanat. Bir şut dışarı gitti. Golümüz iptal edilmeseydi şu anda çok daha farklı şeyler olabilirdi. Sarı kart gördü. Dakika 85 oldu. Doksanıncı dakika artık. Serbest vuruş kullandılar ve gol. Riquelme. Rodrigo Riquelme. 90. dakikada durumu eşitledi. 90'a kadar dayandık ancak daha fazla dayanamadık. Umarım eldeki bir puandan da olmayız. Zaman oynayalım. Tempoyu da düşürelim. Dakika uzatmada bitti. Son şans artık ve dışarı gidiyor. Korner. Hakem korner verdi. Son bir hata daha izin veriyor. Korneri kullandılar. Karambol.
Torino'da kaldı. Şut şansları var. Şut direkten dönüyor. Son saniyede direkten döndü. Kaça yolladık topu? Çok tehlikeli geldi Torino. 90. dakikadan sonra maçı kaybedecek gibi oluyoruz. Kalecimiz çıktı, topu aldı. Şimdi ağır hareketler. Zaman oynayacak. Hiç yoktan 10 kişiyle beraberlik iyidir. Richie şimdi. Bir pas. Penaltı bekledik orada ama hakem vermedi. Ve hakem de maçı bitirdi. Son saniyelerde maç geldi gitti. Ancak 10 kişi de bir puanı almasını bildik. Yedi puanı çıkarttık puanımızı. Napoli yenmiş, Atalanta Roma'yı yenmiş. Ve 12. sıradayız reklam gelirlerinde. Şimdi Inter deplasmanı var. Hemen taktik toplantısına geçelim. Geçen sezon Inter'den San Siro'da 1 puan almıştık. Bakalım bu sezon zorlayabilecek miyiz Inter'i? Şimdi bireysel ve takım talimatlarını ayarladıktan sonra hemen maça geçeceğiz. Ev sahibi Inter maça başladı. Araya girdik. Sparok. Şimdi Zadas. Şut şansı ve gol. Daha ikinci dakikada Rossi ile öne geçtik. Serbest vuruşu paslaşarak kullandık. Rossi uzaktan güzel bir şut çekti. Maçın hemen başında. İlk şutumuzda golü bulduk. Sürpriz bir başlangıç. Deniyor. Şut şansı dışarı gitti.
Paredes kırmızı kart cezalısı. Ricci oynuyor onun yerine. Şimdi Inter yine yükleniyor. Yine bir şut şansı kalecide kaldı. Arka direği orta uzaklaştırdık. Yeniden ortaya açtılar. Karambol'den uzaklaştı yine top. Çalhanoğlu korneri kullandı, paslaşarak şut şansı dışarı, bir korner daha. 38 oldu dakikalar, üstünlüğümüzü koruyoruz. Arka direğe doğru uzaklaştırdı, kalecimiz de kalıyor. Martinez topu çok hızlı bir şekilde sürdü. Ceza sahasına da girdi. Tehlikeli geliyor. Direkten dönüyor. Direkten dönüyor. Taça gitti top. Harika bir atak yaptı tek başına orada. Şimdi biz atak yapıyoruz. Hop araya girdiler. Tekrardan Zadas'ta kaldı. Dışarı gitti. Korner. Bu sefer de biz tehlikeli geldik. Korneri kullanıyoruz şimdi. Endüre doğru savunma karşıladı. Tekrardan Martinez. Tek başına ilerlemişti az önce. İlk yarıda uzatmalardayız. Oraya şimdi. Endüre doğru sürüyor derken topu kaptırdı. Bu sefer de biz kaptırdık. Bir kapıyoruz, bir kaptırıyoruz. Sağ taraftan bir şut. Dışarı. Korner. İlk yarıya bu şekilde atlatırsak çok güzel olacak. Arka direğe korneri kullandılar. Kalecimiz çıkarttı orada. Bir orta daha bu kaleci aldı bu sefer. Çok net bir pozisyon daha yakaladılar. Ve ilk yarıda bitiyor böylece. İki şuttan bir gol çıkartmışız ilk yarıda. Konuşmamızı yaptık. Şimdi sarı kartı var. Esposito'yu alalım. Ricci'nin de dikkatli olması lazım. Şimdi Ricci. Sağlı pas. Tekrardan bizde kaldı top. Papadopoulos. Hakan. Marco. Sol tarafa getirdi topu, ortaya şansı bulamadı. Çağlanoğlu'na şut dışarı gitti. Korner. Bakalım Inter ikinci yarıda maçı çevirebilecek mi bize karşı? Tekrardan Hakan Çağlanoğlu ortaya yaptı. Karşılıyoruz. Bir şut dışarı gitti. Inter ablukayı aldı kalemizi resmen. Paslaşarak kullanıyor hep. Hakan Çalhanoğlu kaptırdı orada topu. Kaçın onların. Baskıyı kırdık şimdi. Bir şut şansı savunmadan dönüyor. Danilo ortayı açmadı orada. Şut da çekmedi. Pozisyonu ziyan etti orada. Elverişli bir pozisyondan faydalanamadık.
Dakikalar 60'a geldi. Şans arıyor. Lattesi. Çevirdiler topu. Şimdi bir şut dışarı. Bir korner daha. Arka direğe doğru çizgiden çıkartıyoruz. Dışarıda. Araya girdik şimdi. Kasparov. Bir uzun pas yaptı ama Zadas yetişecek gibi değil o topa. Bir müdahale başarılı ancak devamını getiremedik. Şimdi bir şut dışarı gitti. Out. 65 oldu. Direniyoruz Inter'e. Çağlanoğlu yine korneri kullandı. Ve bu sefer golü buluyorlar. Bastoni ile Kan Çağlanoğlu asist yapıyor. Eşitlik var. Inter yüklenmeye devam ediyor. Çağlanoğlu tekrar kullandı. Kanıcımız topu tutuyor. Biraz zaman geçirelim. Kısa pas yapalım. Orta sahayı da riske atmayalım. Taze bir kan sokalım. İyi paslaştık orada. Farkındalaştık şimdi topu. Danilo. Çizgiye doğru indi. Ortayı açıyor. Kasparov'a doğru. Yani top bizde. Bir şut. Kalecinin üstüne çok net bir pozisyon harcadık. Oyunu kullandık, savunmadan döndü orada. 3 kişinin içinden çıkarttı Inter'li oyuncu topu orada. Acele ettik şimdi, topu hediye ettik resmen Inter'e. Kontraya çıkıyor Inter. Kaptık topu. Geleceğe kadar döndük. Dakikalar 80 oldu. Ve araya girdi Inter. Ve tehlikeli geliyorlar. Şimdi bir şut şansı kalecimizde kalıyor. Inter yine yükleniyor. Atamadık orada topu. Şimdi Hakan Çalhanoğlu içeriye doğru çıkarttı ve gol. Attesi. 81'de Inter maçı çevirmeyi başardı. 80 dakika boyunca savaştık, direndik. Skoru korumaya çalıştık ancak Inter büyük bir takım. Kasparov şimdi topu sürüyor. Rakip sahaya geçti. Tehlikeli bir pozisyon. Zadas şut dışarı gitti. Cömert çağırıyoruz. Bulduğumuz pozisyonları da. Çok yoruldu artık.
86 oldu dakikalar. Inter 2-1 öne geçti. Biraz daha rölanti aldı maçı. Var. Çekmedi şutu. Salonumuz araya girdi orada. Kaptık ama yeniden kaptırıyoruz. Şut. Kalecide kaldı. Dakikalar artık 90 oldu. Girdiğimiz elverişli pozisyonları da değerlendiremedik. Dışarıya gidiyor. Yan top. Sürede artık bitti ve hakem de maçı bitirdi. Samsun'dan bu sene elimiz boş dönüyoruz Inter'e karşı. Elimizden geleni yaptık. Oldukça zorladık Inter'i. Kolay bir galibiyet almadı. 7 puanda kaldık. Teknik ekiple toplantımız var. Şimdi kendi evimizde Juventus'u ağırlayacağız. Büyük bir maç daha bizi bekliyor. Inter'in savunmada zaafı varmış. Öneriye uyalım. Vindal'ın bir sakatlığı var. İğneyle devam. Ve artık maç hazırlığına da geçebiliriz. Onlar da bizle neredeyse aynı taktiği oynuyor. Juventus 5 maçta 1 puan topladı. Son sırada neredeyse 19. sırada. Ve ev sahibi olarak maça biz başladık. Bakalım biz de Juventus'un bu kötü gününde
Ondan faydalanabilecek miyiz? Puan ya da puanlar alabilecek miyiz? Şimdi bir pas. Savunma girdi araya. Şu kullandık. Tekrardan içeriye doğru Zadas. Şut pozisyonu açtı kendine. Dışarı gitti. Inter Atalanta'dan 3 yemiş. Bu maç öncesinde bizi de zor yenmişti. Juventus defansı araya giriyor. Bir şut dışarıda. Milan maçı eksik olmasına rağmen lider şu anda. İlk yarının uzatmaları geldi derken devre arası oldu. Kısır bir maç oluyor. İki takım da iki şut çekmiş. Juventus gerçekten bu sene biraz performansı sallantıda. İkinci yarıya da konuk ekip başlıyor. Tehlikeli geldiler. İçeriye çevirdiler. Savunma uzaklaştırdı. Tehlikeli geldi Juventus bu sefer. Şimdi taçı biz kullandık. Vallahi içeriye doğru Kasper Obra dışarı gitti. Güzel bir atak yaptık ancak top dışarı gitti. Korneri kullandı şimdi Juventus. Uzaklaştırıyoruz. Esposito topu aldı, ileriye doğru sürdü. Şimdi Bolla sağ kanattan içeri girdi. Ortayı açmadı. Tekrardan Esposito. Top etti Bolla'ya. Helgason şut. Kaleci çeliyor. Korner. Önde karşıladılar. Evet, topu kapıyoruz orta sahada. Sposta şimdi Hoga Fares'e doğru. O da kaptırıyor. Hatalı bir pas. Tabilgard karşılayamadı topu. Tehlikeli geldiler. Dışarı gitti. Korner. Müretti topun başında. Çok yetenekli bir oyuncu. Genç. Ve topu kaptık orada. Kasparov'la ileriye doğru doldurdu. Kimse yok. Uzaklaştırmış olduk en azından. Tosa mücadelesi. Şimdi şut şansı dışarı gidiyor. Kornere çıktı top. Maça biraz müdahale edelim. Zadas'ta da pek olumlu performans yok.
Juventus korner kazandı. Değişiklik de yapıldı. Korneri kullandılar. Uzaklaştırdık. Korneri bu sefer ters taraftan kullandılar. Dışarı çıktı top. Fares çizgiden çok güzel sürdü topu. Kasparov'a doğru bir orta. Yok burada ama etkisiz bir vuruş. Dakikalar 76. Ceza sahası içinden şimdi dışarıya doğru çıkartlar. Şut! Direkten dönüyor. Uzaklaştırdık. Offside da var. Hakem. Oyunu durdurdu. Paris'te de küçük bir sakatlık var. Sonuncu dakikaya girdik artık. Juventus'a karşı bir puan almak da güzel. Son bir değişiklik hakkımız kaldı. Ergason'u çıkartalım. Zamanı oynayalım. Tempoyu da düşürelim. Şimdi sarı kullandılar. Uzaklaştırdık. Tekrardan Juventus'ta kaldı. Yine uzaklaştırıyoruz. Çıkaralım bu topu. Şut şansı. Dışarı gitti. Korner. 94'te çok tehlikeli geldi Juventus. Korneri de kullandılar. Uzaklaştırdık. Son dakikanın içindeyiz uzatmada. Juventus top çeviriyor. Kendi sahasında hakem her an düdüğü çalabilir. Ve evet, hakem maçı bitirdi. Juventus'tan kendi sahamızda bir puan almayı başarıyoruz. Biraz dikkatli olsaydık maçı kazanabilirdik de. Yine de büyük bir takımdan puan aldık. Güzel bir şey. 8 puana çıkarttık puanımızı. Atalanta sürpriz yaptı. Inter'i 3-0 yenmeyi başardı. Bir sonraki maç yine San Siro'ya çıkacağız. Milan deplasmanı.
Yönetim ve taraftar gidişattan şimdilik memnun. Artık bu bölümü burada noktalayalım. Önümüzdeki bölüm Milan maçıyla kariyerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.